Ya olay Beşiktaş'a geçince zaten Beşiktaş olunca e, kazanacak tabii. Eren Polat sormuş. Evet. Ciler mi sağ kanat eksiğini giderir mi? Ya Ciler'meyi şimdi nasıl kullanacağınıza bağlı. kullanabilecek mi oyuncu? şimdi 3. bölgede. Hoca şöyle bir şey var. Yani Trabzonspor'a çok gerekli miydi o bölge? Bir tane oyuncu alacaklar. Şimdi eli kuvvetlendirdi hoca. Hem solda hem sağda kullanırsa yeri geldiği zaman bir sakatlık inşallah olmaz ama e, belki başka maçlarda e, on numara pozisyonda da kullanabilirsin onu. Ama genelde e, sol kanat sağ kanatta kullanır diye düşünüyorum. Yani hoca şöyle bir şey var. Hüseyin Hoca artık yedek kulübesinde baktığı zaman şunu demeyecek. Ya elimde alternatifim yok. Artık elinde alternatif olan Çok bir iyi alternatif. alternatifi iyi olan bir e, Trabzonspor evet. ve iyi bir Hüseyin Hoca var. Ya yani burada kullanma ona kalacak. Cilerme tam bir joker oyuncu oldu Trabzonspor için. Ama ee, oynamaya alışkın bir oyuncu. İşte sıkıntı şeyin noktası cezası bu. cezası vardı. Vakayemenin cezası vardı. Evet. Ve orayı da kapattın. Ya tabii ama o açıdan şu, da bak. Şu, açı. şu an iyi oraya da ama benim sıkıntım sadece şu. Bu çünkü bu tür oyuncular hep oynamaya alışmış. Çünkü Yalnız şöyle bir şey var Mehmet. Serbest adam yani sözleşmesinde yani, bir madde Alırım olarak. alırım. Yani, onu biraz yaz, motive edebilmek önemli bence burada. Bence bu yaz transfer döneminin transferi. Zaten benim bildiğim zaten Malatya Spor'da kiralıktan kiralık almıştı onu. Evet evet kiralık kiralık. Şu yani an kiralıktan kiralık yapıldı herhalde. Almış olsaydı o maddeden alacaktı. O 40 bin euro falan da değil. Yani ben çok faydalı bir transfer. Faydalı ya. Yani. Trabzonspor şu an yaptığı transferler eğer bu yarın yani Bedava da. alıyorsun yani. Bir de ...Kosta düşün. gibi bir oyuncu da alınırsa elini çok kuvvetlendirir Trabzonspor. Peki Trabzon'a gidelim. Gidelim. Trabzon'dan Berke Bey. İyi yayınlar. Ee, Oftan selamlarla. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki ilerideki üçlü ilerideki üçlü hakkında nasıl olmasını bekliyorsunuz? Sorun Mehmet Yılmaz'a. Çok teşekkür ederiz. Benim de merak ettiğim sorulardan biri. Şimdi ileri üçlü. Sörlot, antrenmanlara başladı. Hazır durumda deniyor. Evet. E, vakame yok. Ekuban. Şimdi ön tarafı şöyle yapalım mı? Sörlot, Sturic eğer iyileştiyse Ki iyileşti evet. gibi görünüyor. Sturic, Ekuban. Sörlöt. Ya şimdi ön taraf Sörlüt. Sol taraf veya sağ taraf değiştirir fark etmez. Oyun için ne değişir? Ekuban diyor? Störüç Ekuban Störüç. Ya Arkada Yusuf zaten Obi Mikel. Yusuf Sarı var. Orta an zaten belli. Değişmez. Yani orta zaten zaten NDI'ye, Obi Mikel, Sosa. Bakıldığı zaman. Ön tarafta da Störüç iyileştiyse Störüç'ü kullanacak. En bakan olmuş olsaydı çok farklı olurdu maç. Onu bir, bir defa çözeyim. altını çizeyim. Çünkü Türkiye'nin şu an en formda oyuncusu. Evet. Türkiye'nin en formda oyuncusuydu bence e, şu an. Yok ama... Trabzonspor'un e, inanılmaz bir hücum gücü var. Fenerbahçe'nin de hücumu çok iyi. Muhtemel kadrolarımıza bakalım. bakalım Arkadaşlarımızdan rica edelim. Acaba e, editör masamız nasıl bir 11 hazırlamış, muhabir masamız nasıl bir 11 hazırlamış? Tabii her iki hocanın tercihi de karşılaşmanın sonucunu belirleyecek. Yaptıklarıyla, evet. yapmadıklarıyla. Trabzonspor'u şöyle bekliyoruz. Kalede Uğurcan, savunmada Hüseyin Kampi, Anladım. Novak Pereira, Sosa, Obi Mikel, Sturic, Ndiaye, Yusuf. Sörloth. Arkadaşlarımız Ekuban Şöyle, yerine Yusuf'u Ben mesela. Yani artık Ekuban'ı çünkü o sakatı geçtikten sonra tam form olarak çok iyi değil ama e, Yusuf da son maçlara bakıldığı zaman o da sakatlık geçirdi. O da çok formda değil. Ben burada Yusuf'un yerine e, Ekuban hamlesini bekliyorum. Ama şu, şu da olabilir. Hoca e, bir tane hamle sonra... oyuncusu çünkü iyi bir oyuncu tutması lazım. Hani girdiği zaman oyunun skorunu değiştirecek. Belki Yusuf'la başlayıp o bölgeyi de biraz savunmak da isteyebilir. Hani defansın çıkışlarını, oradaki şeyleri... İlk şeyi, tartma açısından? Öyle de olabilir. Hamile çünkü bazı e, hamileler biliyorsun maçı kazandırır. Yani Güzel. Hüseyin Hoca belki bakarsın Ekuban'ı... E, Burada rakip funder. analizine göre de bir planı var Biz tabii vardır. şu an e, oyuncular üzerinden gidiyoruz ama tabii hocalar bunu hem tabii. rakibe göre yapıyorlar. Rakibin ilk yarıdaki temposu nasıl olacak, İkinci yarıdaki temposu nasıl olacak? Belki yani onları düşünerek de farklı bir yapıyoruz. Sonuçta bu kadroda hani, Yusuf olmasa... Oynayacak o zaman, Ekuban oynayacak, Yusuf Hamle olarak kullanacaksın. Hala Hamle oyuncusu var ki, bu takımın iki önemli oyuncusu yokken, iki önemli yıldızı yokken yani... ...hem Vakamen yok hem de artık fazla anmamaya başladık ama Abdülkadir ömür. Ömür'ün yok. Tabii yakında antrenmanlar da başladı. O süreç şu an mesela, takımdan düz koşullar toplu antrenmanlara, bireysel antrenmanlara çıkmaya başladı, bu da önemli. Cilermi? Ha Cilermi şimdi bak, Cilermi hazır bir oyuncu. Biz Cilherme. mesela onu şu o an, an sendir, çok güzel. Mesela bak hiç aklımızda yoktu. Cilerme'ye şu an direkt kadroyu alacaksın zaten. oynaya maç oynayın bir oyuncu. Sadece evet. forma rengi değişecek şu an. Bakıldığı zaman. Bir de Tabii. O tarz oyuncular şey sorunu yaşamaz Yani yeni bir takıma geldi. Burada Adam e, Takım Takımda onları. zaten bakıldığı o zaman hep oyuncular. klas oyuncular var takımda zaten. Zaten Cilerme de klas bir oyuncu. Çok fazla sırıtacağını düşünmüyorum. Ama o da hocanın alt, e, elinin altına çok büyük bir Bazı klas. oyuncular vardır al her takımı götür, her hafta takımını değiştir oynar. Öyle oynar. Oynar değil mi? Hücumcular için biraz daha kolay. Evet, evet, evet. Hücum, evet. Değil mi? Yani hücum... Çok çok savunma, çok için savunma oyuncular değil. için geçerli değil ama hücum iyi hücumcular için mi geçerli. Yani Mesela Sergen Hoca'nın futbolcu da Her hafta farklı takıma sok oynar. Tabii ki oynar. Hiç şey yapmaz ki. Maestro Neyse. çünkü. Değil ya, mi? çok iyi. Koray Avcı bir gün demiş ya. Şöyle yapıp böyle yapıp hiçbir şey yapamıyorsunuz topu bana verin. Demiş. <laughs> <laughs> Böyle bir özgüven <laughs> işte. Öyle Böyle bir özgüven var ya. İşte öyle bir oyuncu varsa. rahatlatıyor. İşte Fenerbahçe'de Alex, niye Alex oldu? Evet. Ya sıkıştığı zaman sorumluluk zaten, herkes sorumlu alacak oyuncu. Alex diyor, bir şey oldu mu sıkıştı Alex'e veriyorlar topu zaten. Şimdi bazı oyuncular çok yeteneklidir. Evet. Bir de çok zeki ise o yetenekle zeka bir araya geldiği zaman tadından yenmez. İşte öyle oyuncu bundan çok zor. Şimdi bak, Tanju Çolak öyleydi. Benim çocukluğumda Tanju Çolak öyle bir forvetti. Rıdvan Hoca öyleydi. Zekası ve yeteneği bitini Sergen Hoca öyle, böyle oyuncular da çok nadir gelir. İşte onlar elit oyuncu oluyor zaten. herkese denk, Her döneme de denk gelmez, her takımı öyle kolay kolay denk gelmez. Evet. Peki Fenerbahçe'nin 11'ini nasıl bekliyoruz? Ona da bakalım. Ee, Trabzonspor karşılaşmasında Ersun Yanal Hocanın e, tercih edeceği muhtemel kadro e, bizce e, nasıl? O da ekranlara gelecek. Gerçi yavaş yavaş Fenerbahçe'nin 11'ini de artık ezbere saymaya başladık. Altay, Serdar, Jason, Serdar'la Jason da iyi bir ikili oldular. Yavaş yavaş oturdu orası. Dirar, İsla, Ozan, Gustavo, Tolga, Cruze, Rodriguez, Muric. İyi kadro. Hani bakın buranın da mesela hücumu çok formda. Emre Belezoğlu olur mu 11'de? Yok. Bu kadroyu zaten eğer ki hani sakatlık veya taktik geri hiçbir şey yapma şansı yok. Eğer bu kadronun üzerinden hastalık, sakatlık olmadıktan sonra bu kadro üzerinden bir değişiklik yaparsa Ersun Hoca e, olası ve mağlubiyette nasıl tepki alabileceğini e, herhalde herkes tahmin edebiliyordur diye düşünüyorum ben. Şimdi orada üçgen, o orta sahadaki üçgen çok iyi oturdu. Yani Ozan Gustavo. Orası kalbi şu an. Max Cruze ve Max Cruze ligin ilk haftalarındaki Cruze performansını Şu an görüyoruz. bence daha da iyisi. E, oturdu evet, yani mesela yani şu an. Daha da iyisi demeliyiz. Bak şimdi gol atmamış Başak olsaydı. Başakşehir'deki Kruse. Bak Başakşehir başar. maçında gol atmamış olsaydı ben yine sahnenin sonu yazardım. Bak gol atmasa bile diyorum sana. Çok iyi. Evet, yani yani, i̇nanılmaz burada. O üçgeni Emre böyle zor kolay kolay bozamaz. Ya, ya zaten tempo olarak da kaldırmıyor. Bunu artık kabul etmemiz lazım. Bak Emre'nin klasını, futbolcunu tartışmaya Bende gerek yok. Ki. Ama ya 39 yaşın vermiş olduğu bir şey de var. Ve de Adele'lerinle alakalı yakınen bildiğim için zaten sıkıntı yaşıyor çıkaramıyor şu bir oyuncudan ne olur 45 dakika verip alırsın. Ya Ersun Hoca da şu kadroda zaten ya Emre de zaten bu kadar iyi oynayan bir takımın arasında gidip hocam beni ilk 11'de oynat O da yani bu, takıma bu zarar verir zaten. Yani. tabii ki. Çünkü bir sene sonra iki sene sonra o da hocalık yapacak veya işte Spor bu bir görev, alacak yani. Şey evet. O da bilecek zaten. O onun farkında. Bu takıma gereken Emre Bezoğlu sürekli ilk 11 oynayacağım diye bir, imz, bir şey mi mukavele mi yaptı? Yok. E yapamazsın zaten. Evet, o da ya onu yapayım. biliyor. Takıma hem abilik evet. yapacak. Hem de liderlik yapacak. Yapıyor mu? Yapıyor. Oynamasına gerek yok ki yedek kulübesinde veya soyunma odasında olması demek bunu gösteriyor. Bazı oyuncuların sağ performansından çok hocaların beklentisi soyunma odası performansı. Yani, yani bunlar her son soyunma odası. Çok... Şenol milli takım alma nedenlerinden biri soyunma odası performansı. Ne yapıyor adam soyunma odasında? Motive ediyor. Şimdi Emre'yi çocukken Emre'nin futbolcunun Inter'de efendim, Premier Lig'de görmüş bir oyuncu evet, var evet. o soyunma odasında. Duruşu farklı oluyor. Onunla evet. yan yana aynı soyum odasında farklı bir havaya giriyor. Onu motive ediyor bu Emre olay. Emre'yi hoca gibi dinliyor Aynen. zaten. Takım arkadaşı abisi değil de hoca gibi dinliyor zaten. Peki mazlum eri Trabzonspor-Fenerbahçe maçında iki takım açısından da kilit oyuncular kimler olur? Bir oyuncu saymanız gerekiyor. Sosa. Sosa. Max Kruse. Max Kruse. Kilit noktalar. Kilit. Çünkü pas bağlantısını bunlar yapacak. İşi Kilitli görecek de bunlar. Demir alahtar anahtar diye. Heh, i̇şi bunlar çözecek ki ön tarafa taşıyacağı ve atacağı final paslarından zaten evet. ön, takı, ön taraftaki oyuncular da performansı belirleyecek. Orada Sosa, burada Max performansı çok önemli. Yani onların kötü olması demek maçın bence biraz daha kötü gitmesi. Yani keyifsiz bir maç Zezsiz izleriz. olması demek. Tabii demek. Keyifsiz bir maç izleriz yani. Kadir Kıygı, Fenerbahçe'nin kaderi. Transfer sezonunu sol bekle açıyoruz, alamıyoruz. Devre arası transfer sezonunu yine sol bekle açıyoruz, yine alamıyoruz. Artık kurban keseceğim demiş bek alabilmek için Kadir Kıyık'ı amansiyeden sevgili <laughs> izleyicimiz. Ee, yani e, işte anca Falet'in lisansı çıkarıldı. O da o, çıktı evet. Çıktı. Sonunda. Orada da e, Alper gidecek mi kalacak mı nasıl gidecek mi? Azayis'le ilgili İtalya'dan bazı kulüplerle görüşmeler olduğu söyleniyor. Bugün Çaykur Spor'un Sayın Başkanı e, Sayın Hasan Kartal bağlandı. E, Alper'in kararı biz teklifimizi sunduk gelirse kadromuzda dedi. E diğer yandan İttifak Holding ...spor istiyor. Şiva spor istiyor deniyor. Ya herkes ister. Alper şu ne an Alper niye gitmedi? Kendisi mi gitmek, gitmek istemiyor. istemiyor. Sebep. Tamam. Ya kalmak istiyor. Belki şans gelir diye düşünüyorum. Çünkü bu saat. ama şu var. Ne olursa olsun sen şimdi bu takımda şu an seni gözden çıkarmışlar. Ee, bir yerde Alper için demiyorum ama böyle oyuncu çok oldu. Parası var. Alper'i yakından tanıyan biri olduğum için de e, gitmesi lazım. Yani Bak. gidip oynaması lazım. Ben... Bak oynaması lazım. Eee biz sizler gibi futbol oynamadık. Futbol oynadık da yani sizlerin oynadığı yerlerde <laughs> oynamadık. Mahalle aralarında. Fakat şu var, profesyonel hayatta e, oyuncu İstanbul'da kalmak isteyebilir, kurul, olabilir. olabilir. Kalmak. Fakat futbol mesleğini icra ediyorsan senin coğrafyan yoktur.